Valisine kadar devam eden dağlarda asırlarca yaşamış ve cumhuriyetin ilanı üzerine artık silahlarını duvara asmış özü sözü bir yiğit efelerin aziz ruhlarına ithaf edilmiştir. Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya kadar şöhreti bütün illere yayılmış, vatanı için kanını son damlasına kadar akıtmış yiğit efeler nur içinde yatsın. Yörük Efe bunların başında geliyordu. Onun dağlarda hüküm sürdüğü yıllarda haksızlık yapanın, ırza tecavüz edenin, fakirin malını alanın kabusu, Yörük Efe'nin namlusundan çıkacak mermiydi. Ferman padişahınsa dağlar Yörük Efe'nindi. Ve Yörük Efe dağlarda dolaştığı müddetçe iyi insanlar yataklarında rahat uyuyacaktı. Yörük Efe dağa çıkmadan senelerce evvel babalığının koyunlarını güden bir çobandı. Öz babasını 2 yaşındayken kaybetmiş, o zaman genç olan anası bir başkasına varmıştı. Yörük Efe de delikanlılığının ilk yıllarında kendini bir sürü koyunun ardında bulmuştu. Sultanhisar'da kabadayılık alabildiğine gidiyordu. Her köyün bir mırmırı, bir kabadayısı vardı. Yörük Efe'nin Kavaklı köyünün mırmırı ise bunların en belalısı, en merhametsiziydi. Ey be Kavaklı'da! Gidinin kahpeleri! İçinizde bir yiğit çıkıp bana kız istemeye gelmeyecek mi? Namusum hakkı için günlüğün nikahlan istiyorum! Bana bak Çolak Mehmet! Mımırlığı bırak garip! Sana cevap vermek bizim gibi garip ihtiyarlara düşmez ama... köyün eli silah tutan gençleri... Balkanlarda çoluğumuzun çocuğumuzun namusu için dövüşüyorlar! Kes be! Sen benden günlüğü istemeye geliyor mu gelmiyor mu? Gülü sözlü! Hasan askere gitmeden evleneceğler. Başka birinin de kapısını çalalım. Gel buraya! Yersin kuşunu! Düşünüme! Hadi be, senden mi korkacağım? Çek şu koyunları be! Ulan! Çoban köpeği! Koyunlarının yüzünden ihtiyacını kurtardı. Her işte bir hayır vardır Çolak Mehmet ağa. Ne hayrı be çoban köpeği? Bu delikten yayla yazı geçtiğinde... herhalde dinine sülalene mevlüt okutmam Çolak Mehmet ağa. Ay gabbinin eliği vay! Bir de ülema gibi cevap veriyor ha! Dost Viran, bırak şu çoban köpeğini! Sen yarın öbür gün daha çok kurşun lazım olacak. Hadi atla atına da gidelim.
Kızı Hasan'a verirler ha. Vay zilli vah. Gösteririm ona ben. Bak ne yapacağım ona. Ulan Hasan kim oluyor be? Ne zaman erkek oldu ki? Bıyıkları bile terlemiş değil. Erkeklik nasıl olurmuş gösteririm ona ben. Bir de haber yolladık. Vazgeçsin diye erkeklik taslamış. Hasan bahçeden çıktı. Yakasında bir karanfil var, bu tarafa geliyor. Bu silah sesine be! Bilmez misin ağam? Yeni damat evinden çıkınca kız evine gelirken silah atar, usuldendir. Dur lan! Sen mi attın tabancayı? Ben attım. Bana mı attın lan? Yo, havaya attım. Usuldendir ya. Kaldır ellerini lan! Lan, sen tabanca atacak kadar adam oldun mu? Ne olmuş ya? Tabanca atacak, güllüyü alacak kadar adam oldun mu? Sana bir kötülüğüm mü dokundu? Dön arkana lan! Hazırlasınlar bakalım düğünü. Kimse görmedi değil mi? Hayır ha. Hadi doğru bağ. Yarın yanımıza gelen olursa akşamdan beri o doğduğumuzu söylerim. Hey bekçiler! Bütün köylülere haber gitti mi? Evet muhtar efendi. Herkese haber verildi. Çolağan Mehmet dünden beri bağdaymış. Ona da öteki betçi gitti. Neredeyse kavuşuyla. Hey cemaat! Dün gece Hasan'ı vurdular. Düğüne kavuşmak kısmet olmadı. Gören, duyan, bilen varsa Allah rızası için söylesin. Kim ola ki bu namussuz? Allah rızası için söyleyin. Hiçbir cinayet cezasız kalmaz. Son defa hepinize soruyorum. Allah rızası için söyleyin. Bu fuhudu asker Hasan'ı! Deli bu çocuk be! Ben dün gece bağdaydım! Yalan söyleme çolan Mehmet Ağa! Onu çitliyordu, arkasını çevirip vurmadın mı? Yalan de hele! Bu işten haberim yok benim! Onu göre göre bu çoban göbeği mi görmüş? Doğuk kişi görse görmemezli, duysa duymamazla gelin! Senin şerrinden korka çolan Mehmet Ağa! Atalım şu çoban çamarını be! Yoksa kemiklerini kıvdıracaksınız bana! Ne yalan söylüyor? Ne duruyorsun bekçi? Vazifeni yap! Mehmet Ağa! Nereye be? Sultanhisar'a, karakola! Ya gelmezsem? Sen bilin! O zaman gider zaptiye ile gelirim. Hadi arkadaşlar, gönlünü yapalım bekçinin. Hep beraber gidelim karakola. Bize iftira eden bu veledin de bacaklarını sola ayırırız. Hay Allah! Neyle senin doğruculuk be oğul? Köylü bilmiyor muydu çolağın Mehmet'in asker Hasan'ı öldürdüğünü? Hadi git zaptiye haber ver! Yanlış görmüşüm de, uyku sersemiyle yanılmışım de! Yemini billah et! Ben gördüğümü inkar etmem baba! Allah var! O halde yaylaya git, amcalarının yanına! Dalaştırma beni o mırmırla! Yok baba! Şuradan şuraya yollama beni! Sabah ola hayrola! Selamun aleyküm ağalar! Aleyküm selam! İzniniz olursa bu civarda domuz avlamaya geldik. İzin sizindir, gari istediğiniz atıcılığı yapın. Ne o yörük, koyunlar nerede? Bu balığı onları başka çobana verdi. Sağda avaralık kaldı he?
Ya. No, dut yemiş bülbüle döndünüz birdenbire. Köpeğin duası kabullense gökten kemik yağar. İfademizi verdik, geldik işte. Ver o tüfeği bana. Sen anlamazsın bundan. Keçi boynuzu mu sandın? Ha, yok be, keçi kuyruğu sanmıştır belki. Ver o tüfeği lan bana. Sen ne için tüfeği? Sana yakışan koyun sağmak. Bir de çay başında gırlarla bir arada camaşır yıkamaktır. Söyle şu köçeklerine de silahlarına davranmasınlar. Yoksa senin canını almaya bir domuz kurşunu yeter gari. Sokun silahlarınızı yerlerine. Yerlerine diye yere atacaklar. De yoksa gidersin donuz cehennemine. Hadi. Kusura kalmam, silahını izinsiz kullandım. Seni çomar seni. Seni atılacak kurşuna yazık be. Posta arabası gidiyor. Posta ayın bu it artığını. Hadi, hadi avaralığı bırak artık. Anan iki gözü iki çeşme ağlar. Köye mırmır mı edeceksin oğlumu den. O çoluğun Mehmet elinden geleni ardına koymaz. Bunun acısını çıkarır senden. Sen sen ol, çobanlığını bil. İnme mandıradan, kal buracıklarda. Al şu kavalı da hele. Koyunları anladık, çobanlığı da anladık. Ben kavaldan ne anlarım be baba? Anlarsın, anlarsın. Hadi eyvallah. Uğur ola. Çoban ağa! Canım ağa! Çobanlığı anladık. Ağalığı kim kaybetti de biz bulduk. Aman efendi, canım efendi! Değil mi? Onu da beğenmedim. Mırmır, göğün mırmırı. Hele bir onu di. Saçlarını tıraş ede, kulağından armut ağacına asarım seni. Peki peki, öyle demem, böyle derim. Yörüge be! Nereden geliyorsun kız? Mandıradan biraz süt aldım da. Ah yapma Efe, eve geç kalacağım. Bir parça kalacağım, ne çıkar yani? Gel, sana bir çiçek göstereceğim.
kardeşim be? Ey Allah, kaybettim kızı. Şimdi Yusuf Aya ne diyeceğim ki? Hey Allah, layığını versin be Feride. Neredesin? Bu yürüyü de nereden buldun kız? İn bakayım aşağı. Söyle bakayım Musa, nereden girip nereye gidersin ya? Sen nasıl çobanlık yaparsan ben de öylesini yaparım. Ama benimkisi gaz çobanlığı. Hadi bakayım, yürü hele. Babam beni yatsıya kadar döver sonra. Hadi, hadi güzel Musa'cığım, sen şu çalının altında uyu, biz şimdi geliriz. Yok öyle şey. Uykuya düşkünlüğüm biliyorum da öyle istiyorsun. Ama batlasan da, çatlasan da bugün uyumayacağım. Uyu. 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 Uyumayacağım. Uyumayacağım. Uyu. Uyu. Uyumayacağım. Uyu. Uyumayacağım. Uyumayacağım. Uyu. 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 Ama Nefe hiç de böylesini görmemiştim. Ne güzel bu! Güzel ya Feride. Ama sen ondan da güzelsin ya. Öyle deme Efe. Ya nasıl diyeyim Feride? Nasıl dersen öyle de. Feride. Ben cahil bir köy çocuğuyum. Okumam yazmam da yok. Okuman yazman olaydı kasabaya giderdin. Ya. Orada da kasaba kızlarına çiçek toplardın. Ama o kızlardan hiçbirisi o çiçeklerden güzel olmaz ki. Ne sıkıyorsun elimi be yörük? Ne bileyim ben, içimden öyle geldi. Öyle geldiyse sık. Amanın geç kaldım, sütü alayım da gideyim. Eyvah, süt kokmuş. Niye kız? Güneşin altında kalırsa babam da kokar. Şimdi ne yapacağım? Ver sen şunu bana. Kız Feride! Buyur Hacı babacığım. Sen bu sütü bizim mandıradan aldın değil mi? Evet babacığım. Al hele bir yudum tat. Nasıl buldun? Hacı babacığımın inekleri köyde bir tanedi. Mis gibi, daptaze. Tövbe, tövbe estağfurullah! 40 yıllık ağzımı mı öğreteceksin bana be? Bu süt, koyun sütü, koyun! Nasıl olur babacığım? Benekli inekten ben kendi elimle sağdım. Hey Allah'ım! Cümleye can veren Allah'ım! Mahlukat karışmaya mı başladı nedir? Acep mahşer mi yaklaştı? Bunu yatsıdan sonra bir hocaya sorayım bakalım. Tövbe tövbe! Mahvoldum, iflas ettim! Kolumu kesseyle kanım atmaz gali! Usturasız, takımsız mahvolurum ben! Çoluğum, çocuğum açlıktan kırılırlar! Üzülme Mehmet Efendi! Devriye zaptiyelerin de hepsi köyde! Ne yaparlar ederle? Hırsızı bulurlar! Ah yanıyorum, yanıyorum! Üzülme berberbaşı! Bütün köyü arar buluruz gari. Hey zaptiyeler, köylüler! Gelin beri, gelin beri! Müjdem olsun sana Berber Mehmet! Usturaları ve takımları alını buldum! Allah'ından bulsun inşallah! Kimmiş alan söyle gari! Kasap Osman'ın oğlu var ya, o hayırsız işte! Olmaz öyle şey, inanmam! Namusum hakkı için! Damında duruyor her şey! Gelin de kaldırmadan hep beraber gidelim alalım! Gidelim! Siz de şuralardan birer merdiven bulun gelin, hadi! Hadi, hadi gidelim abi!
adam da! Yürü, hemen yakalayıp Sultan Saray'a götürün! Suçlar cezasını bulmalı! Doğru söylüyor adam, doğru. Durun lan! Bırakın o masumcu! Size söylüyorum! Ne bakınıp duruyorsunuz öyle aval aval? Size söylüyorum lan! Hadi bakayım! Doğru Sultan Saray! Bakın dele, efelik kimlere kalmış? Sen kimsin lan? Hadi çarşıya git de kendine başka külah al. Seni kurtardık da kötü mü ettik? Sağ ol Feride. Sen de biliyorsun ya, suçsuzum ben. Şimdi kaçarsam başım derde girer. Müsaade et de gidip teslim olayım ben. Sonra görüşürüz gari, ha? Hey! Benim öyle bedava yere kaçacağımı mı sandınız? Hadi beni götürün karakola! Ya böyle Üzeyir Çavuş, bizim Kavaklı köyünü de unutma gari. Millet birbirini yer duru. Millet birbirini yer de sen keklik eti mi yersin çolağın Mehmet? Abi bakalım senin durumun ne olacak ki? İşte bu çomar, hadi Çavuş, Üzeyir Çavuşluğunu hele bir yol görset. Bir okşayıver şunu gari, hadi. O senden sorulmaz. Sultan Hisar'a getirilmemizin hikmetini hindi öğrendik gari. Siz Kavaklılar ne de ukalaymışsınız ya. Birbirinizi yiyip yiyip durursunuz. O yürük sen misin? Evet Çavuş, o yörük benim. Bu fukaranın adı da Çolağan Mehmet. Şuradan hayırlısıyla bir çıkayım. O zaman Kavaklı da seni golsüz Mehmet diye çağıracaklar. Pı! Bana bak, sen bu kafayla gidersen buradan hayırlısına çıkamazsın. Ver bakayım bizim şu üç altını. Her şey senin istediğin gibi oldu. Allen gaffenin kademsizi. Anlat bakalım hırsızlığını. Ben hırsızlık yapmadım. Abi hep böyle yalan söylersiniz. Ben yalan söylemem. Senin dilin çok uzun. Gel bakalım kademsiz. Söyle bakalım. Bu adam çaldığı şeyleri dama saklarken sen görmedin. Gördüm çavuşum, gözlerimle gördüm. Yalan söyleme! Kademsiz, ne oldu lan? Mahkeme hırsızlık suçunu kabul etmedi. Ali beraat etti. La garesim be! Dur hele, daha bitmedi. Karakolda zaptiyelere karşı geldiği için 6 aya mahkum oldu. İlk bir ayını zindanda geçirecek. Yatağı yorganı babalığın yolladı. Bu iki altını da o bıraktı. Bu yatağı bana vereceksin. Yorgan sana yeter. Yarısını altına serersin, yarısı ile de örtünürsün. Adam olana bu bile çok. Neden? Öyle işte. Sonra her hafta bana bir mecidiye vereceksin. Niçin? Temizlik parası. Ben yattığım yeri kendim temizlerim. Fazla konuşma. Ben buranın meydancısıyım. 7 kişi öldürdüm. Burada herkes beni dinler. Dinlemeye mecburdur. Yoksa... Yoksa ne olur? Elinden ne gelirse yap. Sana ne yatağımı veririm, ne de istediğin aracı. Ne yapıyorsun kardeş? Bunlarla başa çıkamazsın. Sen ona şimdi yatağını ver, o sana acil geri verir. Hadi lan oradan. Öldürüm de istediklerini gene de vermem. Ne oluyor be? Bu adam benden araç istiyor. Vermezsem? Bana ne be? Ne haliniz varsa aranızda halledersiniz. Nasıl, dışarıda zaptiyeye karşı gelir misin? Burada da o seni döver.
Aklın başına gelir de damdan çıkınca ıslah olursun. Hadi herkes gürültüyü kessin de yatsın uyusun. Hapishanesine de aklı başına gelsin. Bırakın! Damda değil miydin? Kaçtım, kaçtım. Niçin kaçtın? Ben gözlerim yollarda, senin bir an önce kurtulmanı bekliyordum. Şimdi kaçaksın, zaptiyeler gelecek, seni yakalayacaklar. Gari beni kimse yakalayamayacak Feride. Canıma tak dedi. Dağa çıkacağım. Namlı beyefendinin yanında kızan olacağım. Peki ben ne olacağım? Babam bilirsin, çok aksedir. Senin gibi bir kaçağı geser de gene beni vermez. Efe olursam o zaman da vermeyecek mi? Bilmem ki. Sana güvenebilir mi? Herkesin ırzını namusunu koruyan adama vermeyecek de kime verecek? Efe düğünü 9 köyde yapılı Feride. Böyle güzel bir düğüne de senin gibi gelin yaraşır. Oh, o kadar zaman seni nasıl beklerim Efe? Dayanamam, erir giderim gari. Erimezsin Feride. Rüzgâr bile senin selamını bana, benimkini sana getirir. Kimse sana yan gözle bakamaz. Efe sözlüsü dirliğe de itibar görürsün. Baş köşeler senin olur. Sen yanımda ol da köle olayım. Vah Feriden vah! O kadar yanık mısın bana? Hadi oradan haddini bilmez. Ben yanımda, sen nesin? Ben daha zorlu yanığım Feriden. Ama er kişiyim, ağlayamam. Sana Efe söz. Sık sık geleceğim. Efe'li kadına gidince kötü olur dillermiş. Irzın namusun bana emanet. Sadece birbirimizin gözünün içine bakarız. Bu da bize yeter değil mi? Sen gel yeter Efe. Boynu posunu göreyim. Sesini dinleyeyim. Bu bana çok bil. Hadi sağlıcakla kal Feride. Zaptiyeler gelmeden ben daha çıkayım. Cenup'tan gelen bir ihtiyar söyledi. Çok doğru bir laf. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Güle güle efendim.
Oğul ne arıyorsun burada? Sen damda değil miydin? Kaçtım dayı. Hay Allah! Niye cahillik ettin be evlat? Gel seni Sultanhisar'a götürem de affettirem. Kumandan iyi adamdır. Yo dayı, ben bir daha oraya gitmem. Ben daha çıkmak istiyorum. Bana bir silah bul, urba bul. Tekeli Hüseyin'e beni yolla. Bilirsin eniştemdir. O beni Yiğit bir efenin yanına verir. Hay Allah! Dur bir çare düşüneyim. Dükkanı kapayım da tüfekçi İsmail efendiyle urbacıya gideyim evvela, hadi. Hey! Ne diye silahını boşa atıp duruyorsun be? Yeni arkadaş olduk da ileride bir galleşik etmesin diye dostluğunu ölçüyorduk gari. Kimsin sen gari? Gavaklı köyünden bir yörüğüm efe. Hangi yörük? Hepimize yörük derler. Yoksam sen yörük Abdi'nin oğlu musun? He ya öyleyim. Hapisten kaçmışsın. Doğru. Bu zamanda adamı dam altında bile rahat bırakmıyorlar. Öldürmek, dayak atmak istiyorlar. Ben de meydancının pestilini çıkardım. Ama gebertmemişsin onu. Ancak kaçabildik. Belki bir gün o da olur. Nereye gidiyorsun şimdi gari? Gruovacık yaylasına gidiyorum. Tekeli İsmail Efe halamın kocasıdır. Belki seni yanıma alırım ha? Sağ ol Efe, tanıyamadım. Adını bağışlar mısın? Bana Yanık Efe derler. İyi nişancıymışsın öyle mi? E işte gari. Bana kızanlık yapabilmek için iyi vurucu olman lazım gari. Koş, bu aynayı 200 adım öteye dik. Bir kurşun da sen at da gören bakayım. Aferin be, bir defa da vurdun. Fişengime yazık oldu Efe. Fişenk bulmak kolay. Efelik de fişenk yakmaktan korkulmaz gari. Senin nişancılığını denemek istedim. Ben mahsustan fumadım, seni yanıma alıyorum. Hadi bakayım, şimdi Kuruovacık yaylasına çıkacağız. Orada Bakır Efe ile kızan alışverişi yapacağız. Bağışla suçum Efe. Ne demek o? Ben bazı kızanlarımı Bakırlı Efe'ye vereceğim. Buna karşılık ben de ondan birkaç kızan alacağım. Hadi bakayım. Hadi kızanlar karışın hele. Şimdi benim yanımdan olanla benim yanıma, Yanık Efe'den olanla onun yanına. Hey yörük, sen hinilik ortada kal. Olmadı bu işte. Fazlası bana geldi. Öyle olsun, ne yapalım? Ben de üç kızanla kalem. Olmaz böyle şey Yanık Efe, yarı yarıya. Hepsi senin olsun. Eğer çok vermek istersen üç kızan daha bırak. Yörük de benim, Eda 7 kızan. O da çok bile. Bedava köpek besleyecek değiliz ha. Sen. Hadi geçin Yanık Efe'nizin yanına. Bir daha da böyle cahillik istemem, hadi. Hadi sağlıcakla kal Yanık Efe. Uğurlar ola. Üzgünsünüz galiba. Çuval verin be. Nankör köpekler. Benden ne kötülük gördünüz be. Çuval verin. Sen en cesursun, hadi doğruyu söyle. Seni baş zeybeğim yapacağım. Efe, senin bize hiç pay verdiğin yok. Hep kendine. Aferin be, doğru söyledin, seni affettim. Ama bu salaklığa ne bana ne de bir başkasına yara. Atın şu leşleri dereye! Sen kal. Doğru söylediğin için seni bağışlıyorum. Hadi koş, Bakır Efe'ye yetiş. Yolun açık olsun. Sağ ol Efe.
da Yanık. Yine kızan alışverişi mi var? Ortalığı mezelliğe çevirmişsin. Ne yapacaksın? Öyle oldu Molla Ahmet Efe. Adam alamadın gitti. Yanında bir kızan eğlenmez. Kaçanı da mıhlan durun. Bundan öte dünyada hesabını nasıl vereceğim bakalım garip. O sene düşmez Efe. Enişte, Ahmet dayının mektubunu aldın mı? Aldım ya. Şimdi çıkardım seni. Gel bakayım, gel bakayım hele. Tekeli İsmail Yörük senin akraban değil mi gari? Öyledir biraz. Fena atıcı değil. Yanık Efe, iznin olursa onu Alanyalı Molla Ahmet Efe'ye vereceğim. Ya, bu iş iyi olmadı gari. Dalgalı üç kızanım kaldı. Çok bilem senin gibi gadem size. Karşındaki dururken yanındakini furusun. Senin babana bile güvenin yok lan. Geç bakayım Yörük. Alanyalı Molla Efe'nin kızanı oldun gari. Hadi göreyim bakayım. Bana iki kızan da yeter. Güle güle Efe. Yolun açık olsun. Haydi Efe'le. Gel buraya bakayım. Çabuk burada durma. Köye in, bir köylü esbabı edin. Üzeyi çavuşu bul. Alanyalı Molla Ahmet Efendi'nin Kuru Ovacık yaylasında olduğunu, izlerini bulacağını söyle. Koş! Köylünün söylediği yerler buralar. Hala Alanyalı'nın izlerini rastlayamadık. Çavuşum, iş süren geliyor. Ne haber? Dere içindeler. Dağılın! Bu sefer kıstırdık, dağılın! Allah biliyor, başıma bütün bu işleri çoğlağın Mehmet açtı. Ondan intikamımı almadıkça rahat etmem. Bir fırsatını bulunca hesabını sorarız. Sen hiç gamlanma garı. Güzel çavuşmuş. Hele şunun bir parmaklık yerini göreyim yeter. Bizim kim olduğumuzu, buğlağda dolaştığımızı nereden bildi? Bire kancıkladı Allah-u Alem. Peki şimdi ne olacak Efe? Bilemem gari. Hele teslim ol Ahmet Efe. Bütün yollar tutulmuştur. Kuş olsan bile kaçamazsın. Kendine ve kızanlarına kıyma. Yeni dalarsın, sana kıymak istemediğim için böyle söylerim. Düştüğün tuzaktan hiçbir şekilde kurtulamazsın. Sana düşünmen için 15 dakika müsaade veriyorum. Kurtulmak için hiç de bir çare kalmadı. Cephanemiz de tükeniyor, bana kalırsa teslim olam diyorum gari. Sen bilin Efe, teslim olalım. Ben teslim olmayam derim Efe. Hem neden teslim olacağız? Buradan kaçıp kurtulmak da mümkündür. Nasıl olacak? Ben buradan devamlı ateş edeceğim. Zaptiyeler başını kaldıramazlar. Hepimiz ilk taarruzu yaparken bir silah bende kalacak. Öteki silahları rahatça kaçıracağız dereden. Sonra da herkes ağzına bir kamış alacak. Nefes ala ala derenin altından geçecek. En son ben kalacağım. Nasıl olsa çayır altında buluşuruz galiba. Sen gelebilecek mi? Kısmetse gelirim Efe. Vakit tamam, kararını verdin mi Efe? Verdiğim mühlet daha dolmadı. Biz anlarla konuşuyorum, çavuş! Belki kabul ediyorum. Sakın boş yere bir hile falan yapma. Hiçbiriniz canınızı kurtaramazsınız. Abi tövbe tövbe. Allah, mühlette ateş edilir mi be? Teslim oluyor musun, olmuyor musun Ahmet Efe? Olmuyor. Abi sen kimsin be? Yörük dinle bana, kasap Osman'ı! Yörük mü dedin? Abi, kavaklı köylü yörük mü? He ya? Şu hapishane kaçtığını! Seni de öyle damak olsalar, tavanı da deliğe kaçarsın gari! Efe nerede?
Buğda, buğda! Ne cevap vermiyor? Uykuya daldı da! Ne uyku? Öyle uykusu lan! Sen defterin misin? Gari orasını bilmem! Hey Ahmet Efe! Neredesin be? Yavaş ol lan çavuş, uyandır Cenefe! Onu uyandırayım da aklı başına gelsin! Seni de yakalayınca bak ne yapacağım! Abek oluk çocuğa mı kaldı bu iş be? Hani bugün seni pek beğendin evlat. Öyle bu yaşta tecrübeli fela gibi davrandın. Hem bizi hem de kendini kurtarıverdin. Benim yaptığımı herkes yapar Afe be. Yok be oğlum. Vallahi ben bile kendimden umudu kesmiştim. Bu Üzeyir dedikleri çavuş çok yiğittir hem de çok atıcıdır ha. Birçok efelerin hakkından gelememiştir. Bu adamın bizim peşimize düşmesi hiç de iyi olmadı evlat. Biz de daha uzaklara kaçırız Efe be. Senin şu işi bir yoluna koyduk mu burada eğlenmemize lüzum kalmaz. Hangi iş Efe? Çolağan Mehmet'ten bahsediyorum oğlum. Yarın köye inem de onun işini bir bitiriverem gari. Olur Efe, olur. Kahperfi dağa kaldıralım da ne istersen yapıversen. Onu alıp dağa kaldırmaya hiç lüzum yok Efe. İşini hemen oracıkta bitirmek istiyorum ben onu. Sen bilin oğlum. Çaktım çaktım yanmadı. Yosmanın kızı. Gözlerime kanmadı. Yosmanın kızı. Gözlerime kanmadı. Haydi yallah, şu dağlarda yangın var. Yosmanın kızı. Sana bitip sözüm var. Bu ne biçim iştir, ne adaletsizliktir. Bu kadar malı nereden buluruz biz? Düşün biraz. Bir insaf et bu adam. Bu köy köy olalı. Acı biraz. Merhametsiz aşağı mültecini görmedin. Hepiniz vereceksiniz. Her evden ikişerden dört koyun. Altışardan 12 kilo buğday, 8'er kilo arpa vereceksiniz. Yavaş gel, aşar miltezimi. Bu senin istediklerin bir yıllık geçimimiz bizim. Kimse bunları veremez. Biz aşar mültezimliğini kolay mı aldık ve Osmanlı'ya avuç dolusu para verdik? Elimde çarşaf gibi ferman var benim. Tuttuğum adamlara, karşı gelenlere... Malını saklayanlara en ağır cezaları vereceğim. Zaptiye de bana yardım edecek. Aklı olan benimle beraber olur. Benim adamlarım gelsin. Çolağa Mehmet sen misin? Elbette benim. Bu köyde sana benden başkası yardım etmez gari. Hangi ev ne verir, hangi ev malını nereye sakla ben bilirim. Buna karşılık ne istersin? Fazla bir şey değil canım, bir tuz parası verirsin gari. Yürüyün! Bu çolağın Mehmet bu köyü hepten yaktıracak. Ben gidip yörüyü bulayım gari. Ne değilmiş ki? Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin yanında duruyormuş gari. Daha bunlar çok açtı. Ne varsa verdik. Arayın şurayı. Açın bakayım. Çıkın şu herifi palakaya! Aferin sana be, hakkı!
hakkını fazlasıyla alacaksın. Şimdi sıra hangi eve geldi? Dediğim eve yalnız gidersin gari. Yusuf'a, kasabada. Ne olur bana merhamet edin. Vurmayın bana. Yapmayın diyorum. Yapmayın, insaf edin bana. Bu saatte yıkanmayı da nereden çıkardın be Feride? Yıkanmanın saati saniyesi mi olurmuş be ana? Köyümüz mültezim gelmiş, kimseye merhamet etmezmiş. Bizim bütün kağıtlarımız tamamdır gari, Musa onları halleder. Ne var be, ne istiyorsun? Erkekse ve böyle girilir mi hiç? Yabancı değilim, nerede bu evin erkeği? Babam kasabaya kadar gitti. Ben aşar mültezimiyim. Geçen seneden borcunuz kalmış. Bir de bu senenin vergisi var. Onu almaya geldim. Babam kasabada, bütün hesabınızı orada görür. Biz öyle şeyi kabul etmeyiz. Şimdi vermezsen evini haraç mezat hemen sattırırım. Hiçbir şey yapamaz. İstersen senin bu borcunu bağışlarız ha, ne dersin? Allah senden razı olsun. Ama bu cömertlik neye ki? Anlarsın. Çekil kızım, el sürme, namus düşmanı. Lanı şu koca karıyı be! Bırak seni! Bırak beni! Yok, Aşar müdür gibi geldi. Afet gelseydi daha iyi olurdu. Osmanlı duymaz mı bu adamın eşkıyalığını? Şeydekiler dağdakileri geçti be! Nerede bu kalem eşkıyası? Yusuf Ağa'nın evinin tarafına gitti. Adam Osmanlı'nın izninden gelmiş. Irzımıza, namusumuza tecavüz etmiştir. Hakkı olmayan parayı almış, fakir fukaranın malını gasp etmiştir. Hadi yollan bu kahpeyi şehre. Sende de zaptiyeye zerre namus varsa her şeyi çavuşuna anlatırsın. Sizin yaptığınız zorbalık. Osmanlı bunu yanınıza koymaz. Köylünün haberi olsun. Çavuşuna söyle. Bu milletin bir zerre günahı yoktur. Karşılığına ben çıkmasaydım, bütün kışı aç geçireceklerdi. Zorbuluksa daha gelsin. Benden hesaplaşsın. Hadi atınızın tozunu gömeyin bu ulağda. Vay aslan oğlum, ne yiğitmişsin. Anan seni bekler. Yok baba, gari istesem de gelemem. Hay Allah senden razı olsun be evlat! Sen olmasan mahvoldun! Vay yörün kahvesi vay! Göbeksiz köy bulup çapaksız mı dolaşıyorsun? Bu köyün köpeği sensin lan! Ben de seni arıyordum! Seni yalnız koymadık, tabancasız çıkmanın cezasını çekeme gari. Hoş geldin Efe. Hoş gördük. Emme gelmeseydin de bir şey olmazdı. Bu Çolak Mehmet karavanacının biri gari. Yok ah herif ya, Çolak Mehmet dediğin bu mu lan? Hey Efe bu. Lan bu köyün mırmırı sen misin? Cevap ver hele lan. Öyle di. Eccük de Efe'sin değil mi? He ya. Lan hiç Efe silah sadama silah çeker mi?
At silahını, çek bıçağını, hadi bakalım er meydanına! Ali senden hesaplaşmak isteyip duru! Hadi bir yol kapışın bakalım! Cenazeden sonra bayram olmaz emme, Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Yusuf Ağa'dan kız istemeye geçeceğiz oğlum. Bak hele, neler olmuş bizim köyde. Sen bir yol, yürüyedi bu ait. Allah'ın emrine ne buyurun? Onu dibene. Ona ne diyer? Bilmem. Ne demek o? Allah'ın emrine ne denir ki? Yarın bu yürük vurulan rüzgar olacak. Sen bundan iyi damat mı bulun lan? Canım, he dedik işte. Ha. Böylece Alanyalı Ahmet Efe'nin en iyi zeybeklerinden oldu. Müsademeden müsademeye koştular. Alanyalı Ahmet Efe bir müsademede ölünce şöyle bir vasiyette bulundu. Baş zeybi Hacı Mustafa Efe olacaktı ve herkes ona hürmet edecekti. Yörük Efe de baş zeybek oluyordu. Fakat bu böyle devam etmedi. Hacı Mustafa Üzeyir tarafından vuruldu. Böylece kızanlar ve zeybekler genç bir efenin etrafında birleştiler. Şimdi yepyeni bir güneş doğuyordu. Bu güneş, iyi insanların güneşiydi. Yörük Efe'ydi bu güneşin adı. Gel bakalım çavuş. İyi haberlerini aldım. Hacı Mustafa'yı da tepelemişsin. Öyle oldu yüzbaşı. Aşk olsun sana. Büyük hizmet yaptın. Bu Hacı Mustafa dedikleri en azıllarından biriymiş değil mi? Evet. Molla Ahmet Efe'nin baş zeybiydi. O vurulduktan sonra yerine geçmişti. Herhalde kendisi temizlenmekle çetesi de tamamıyla dağılmıştır. İşte buna inanmıyorum yüzbaşı. Neden? Şu anda çetenin başına ondan tehlikeli biri geçti. Kimmiş bu? Yürük Efe. Çok genç. Daha bıyıkları yeni çıkmış. Onu ele geçirmek için güzel bir planım var. Atçalı Halil'i buradan sürmekle tehdit edeceğim. O burada kalmak bahasına Yürük Efe'yi teslim edecektir. Ne olur beni buradan sürmeyin. Çok kimse de alacağım var. Bu alacaklarımı da ancak mahsul zamanı alabilirim. Eğer buradan sürülmek istemezsen istediğimiz Efe'yi bize teslim edersin. Hangi Efe'yi? Kendi yerine bedel olarak Yürük Efe'yi teslim edeceksin. Tamam mı? Aman etme eylemen. Yürük Efe ele avuca sığmaz bir Efe. Ben onu size nasıl teslim edebilirim ki? Vallahi onu bunu ben bilmem. İkisinden birini sen tercih et. Nerede Efe'nin bulunduğu yerler? Belli olmaz. Bakarsın şu otların arası yarılıverir. Yürük ağam çıkıverir. Davranman hele! Bu dağlarda ne ararsınız be? Yörük ağam arıyoruz. Hadi dolaşman dağlarda. Bu ağlarda ağa falan bulunmaz. Yörük Efe'yi arıyoruz biz.
Sen avratsın değil mi? Yörük Efe'yi boşuna arama, Efe'lerin karılarla işi yoktur. Ne yapıyorsun lan? Bu gördüğün Yörük Ağa'nın nişanlısıdır. Buralarda Yörük Ağa yok, Yörük Efe var. Peki Efe'nin nişanlısı? Efe'nin nişanlısının daha da işi ne? Evde otursun, çeyizini hazırlasın. Avrat kısma Efe'ye uğursuzluk getirir dağda. Sen onun kızanı mısın? Ya, ben onun baş zeybeğiyim. Feyde bacım Efe'yi çok özlemiş. Ne olur ona haber verin de biraz göğüşsünler. Ben Efe'ye hangi cesaretle senin nişanlın geldi Efe? Seni bekliyor derim. Alim Allah bana kurşun sıka. Hem sizi buraya kadar soktuğuma bile kızar bana. Hadi dönün köbünüze. Sen bir kez Efe'ye haber ver, bir şeydir de. Bak hala duruyor ola. Hadi. Burada Efe falan yok. Gitmezseniz ateş ederim. Gidelim bacım. Bunlar herhalde başka Efe'lerin adamlar. Gidelim. Eğer yolunuza bir gün Yörük Efe çıkarsa onu beklediğimi söyler. Bağışla efendim. Dur! Kaldı ellerini ulan! Taş şöyle! Ne arıyorsun burada? Efe'yi! Hangi Efe'yi arıyorsun? Yörük Efe'yi! Kimsin ki sen? Yabancı değilim! Akçalı Halil İbrahim! Sen misin? Gel bakalım! Dur! Gel! Yürüm! Ölüyor! Aslanım, efendilerin haber. Kaniyim haberim var. Hayrola? Üzeyir Çavuş seni ölü veya diri yakalamaya yemin etmiş. Bozdağ'da bulunduğunda haber almış. İzmir'den bugünlerde bir jandarma bölüğü daha geleceğiymiş. Bunlar Aydın'dan harekete geçip tek bir Bozdağ'ını tarayacaklarmış. Allah senden razı olsun. Bunu bir vazife bilirim. Alanyalı Efe'ye de her zaman tehlikeleri haber verirdim. Biliyorum ya. Nereye gitmeli acaba? Hemen Madran'a geçmelisin. Orası emniyet içindedir. Kimse de seni orada aramaz. Doğru be. Üzeyir Çavuş seni Menderes'ten karşıya geçirmemek için bütün geçit yerlerini tutmuş. Peki nereden geçeceğiz ya? Yalu'dan. Ama orası en kalabalık yerdir. Üzeyir Çavuş hiçbir efenin buradan karşıya geçmeye cesaret edemeyeceğini düşündüğü için burasını serbest bırakmış. Diğer bütün geçit yerlerini tutmuş. Valla, bir gece rahatça oraya gelir, karşıya geçiverirsin. Tamam çavuşum, bu akşam geçiyor. Ayrıca 500 mavzer fişeğiyle sizden aldığım tabancayı benden aldı. Hiç parası olmadığını söyleyerek ayrıca 100 altın daha aldı. Bunları ona verdiğine pek inanmıyorum ama bakalım. Her şey bu gece belli olacak. Onu buna rağmen kaçıracak olsanız orasına karışmam. Dikkat edin etrafa. Kimseye güvenmemek lazım. Ben işin başında Halil İbrahim'e inanıyordum. O bize rahmetli Molla'nın hatırı için yardım ediyor. Hele bir yol karşıya selametle ulaşam da. 5 dakika sonra oradayız. Öyle ayakta dikili durman, tüfekleri elde hazır bulunmalı. Teslim ol, Yörük Efe! Teslim ol, nehrin dört tarafı sarılı! Bir Efe çalıştı! Thank you.
galiba Yörük Efe'nin öldüğüne inanamadın, değil mi çavuş? Doğrusunu senden saklayacak değilim yüzbaşım, inanamıyorum. Amma da yaptın ha! Bura köylerinde bir efsane vardır. Onun vücuduna kurşun işlemez derler. Efendim, nişanlım benim. Büyük bir felaket geldi başıma. Hoş geldin Yörük Efe. Musa, doğru Grovacık yaylasına git. Orada Tekel İsmail Efe'yi bul. Benim Yalı'da Üzeyir Çavuş'un baskınına uğradığımı söyle. İki kızanım öldü. Bas Çebi Marif de kayboldu. Onu bulsun, beş kızanla beraber yollasın. Silahla cephanede yollasın. Hemen gidiyorum ağam. Yörük Efe'm, ona dört kızan yollasın diyeceğim. Çünkü beşinci kızan ben olacağım. Sabaha kadar hallet bu işi. Olur ağam, efem. Analığıma söyle, ben bu akşam Çınarköy'de halamlarda kalacağım. Olur bacım, olur. Efem, bu sabah hiç gelmez. Sabah gelecek. Bana kalleşi gidenlerin yanına koymayacağım bunu. Efem benim, senin hayatın hep böyle kavgalarla mı geçecek? Hiç kendi hayatımızı yaşamayacak mıyız? O günlerde gelecek Feride. Ege'de hangi kayanın önünden geçsen bir mavzer uzanıyor. Haksızlık, ırza tecavüz birbirini kovalıyor. Herkesin gözü başkasının malında. Neyse bırakalım bunları. Buraya çobanlar gelmeyecek mi? Gelemezler. Musa buranın bekçiliğini yapıyor. Onun için başka çobanlar gelemiyor. Gel içeri git. Ne oldu Feride? Ne var? Çok korkunç bir rüya gördüm. Çok korkunç. Ne oldu? Allah göstermesin. Allah göstermesin. Sapdiyeler seni vurdular. Efendim delik deşik ettiler. Kaymak Mevludem Akbolan'ın gülüşü hiç aklımdan çıkmıyor. Kaymak Mevludem Akbolan'ın gülüşü. Çaya vardım, çayladım, çayda balık avladım. Çaya vardım, çayladım, çayda balık avladım. Balık değil et yarım, kaymak Mevlüt'em ben seninle oynadım. Balık değil et yarım. Kaymak... Ay, aman yılan! Şunları düzelt. Sen kızanlığı kolay sanıyorsun galiba. Dikkatli ol, dikkatli ol bakalım. Yakında senin elinden başlayıp bekliyor almazsan bana da aptal Musa demesinler. Küpeye bana ver, sana tabanca yeter.
Hadi. Ne var ne yok, çıkarın gari. Hadi. Sen yiyorduk efe, yüz olsun sana ne benim nişanlım. Sen miydin yürük efe, şimdi topunu aldım. Bu kurşunla sana efe diyen namertlere. Hey yarık efe, efeden yüz garası. Mevziyi değiştiriyorum lan. Eğer sen keskin nişancıysan vur beni, vur lan. Yanıyor, kedinin yanı. Şimdi sıra senin, fırla. Hiç olmazsa buz adamlığını göster! Eskin olun lan! Kat benden cikleri! Ölen yanık efe! Efe'nin canlıyı hiç düşünmedin! Efe demek zorba mı demek? Soyguncu mu demek? Dağların şanında mı hiç düşünmedin? Allah, ne muradın varsa versin oğlum. Nereye gidiyorsun? Sultan Hisar'a, kızımı gelin etme. Demek böyle hayır için gidiyorsun da sana bunu yapıyorlar ha? Yanığın günahı bir misli daha attı. Musa, Tekel İsmail'in yolladığı tövbe nerede? Buyur efem. Al bakayım dayı. Kızına Yörük Efe'nin düğün hediyesi. Sağ ol efem, Allah kesene bereket versin. Darısı başına efem. İnşallah düğünüme beklerim. Allah senin gibi efeleri başımızdan eksik etmesin. Arif! Aşağı köyden 7 at al. Uzağa gideceğiz gari. Hakkını helal et Feyde bacı. Güle güle Musa, bizi unutma. Hadi Feridem git gari. Yollağımız buradan ayrılıyor. Kurbanın olayım efendim. Beni de yanına al. Gördüm fena silah kullanmıyorum. He Türk kızı senin kadar kurşun ata. Hele Yörük Efe'nin nişanlısı olursa. Hadi nişanlım. Bir daha geldiğimde düğün dernek yapacağız. Şu dağları oydular. Ardından yar koydular. Yörük Efe etme, eyleme. Ben bu evi bu hale getirene kadar nezametler çektim. Şimdi haciz mamullarına teslim edip de beni süründürme. Ne kadar zamandır haba yollarım, cevap bile vermezsiniz. Bu üç köy benim. Kiflimin toprağını eker biçersiniz, borcunuzu ödemezsiniz. Evlerinizde bir pul bile bırakmayacağım. Yalvarırım, biraz daha mühlet ver bize. Beklediğimiz mahsulü alamadık. Benim havalı okuma. Size tohumluk buğday verdim. Onların parasını bile vermediniz. Haklısın, inkar etmiyorum ama bu toprak da sana dedenden kaldı. Onu nasıl aldığını biliyorum. Bırak da Allah'ın toprağını ekiverelim ha! Ulan ona hallap, yakal! Yeter artık senelerden beri kanımızı, iliğimizi kuruttun. Köle doğduk, köle öleceğiz! Ne ulan, senden mi dil uzatıyorsun ha? Yeter be! Ne istiyorsun bu fıkaralardan? Sen ne be? On şerifi buradan! Savurun lan köpek gençleri!
hamallan bu fakirlen eşyalarını teslim etsinler. Ne münasebet, bu adamın bana borcu var. Borcuna karşılık eşyalarını satacağım. Ne borcuymuş bu? Benim toprağımı ekiyorlar ya. Bu topraklar senin mi lan? Elbette, bu üç köy benim. Ha, şu ilerideki Karadere çitliği de benim. Vah vah, çok fakirmişsin lan. Benim bildiğim Karadere çitliğinde dünyanın pamuğu çıkar, tütünü çıkar. Bu havalinin en büyük çitliği. Öyle de biraz. Öyledir ha, gözünü toprak doyursun lan. Bu fukara köylülerden ne istiyorsun? Hakkımı. Ne hakkı be? Allah'ın toprağı nereden senin oluyormuş? Sana çitliğin yeter. Bir daha bu köyleri zorlamak yok. Tapusu var mı lan bu toprak lan? Yok be efendim, yok. Öyleyse? Demek buralara zorbalık da sahip çıktın. Benim adım Yörük Efe. Bu havalide yaprak kıpıdasa benim haberim olur. Bunların içinde en akıllı adamın kim? Murtaza. Hanginiz Murtaza? Benim efendim. Ağanın mührünü kağıda bas. Seni yanımda alıkoyacağım. 3 saate kadar yayla pınarına 1000 altın getireceksin. Yapma efendim. Ben 1000 altını nereden bulayım? Silkin sen 5 mislini çıkarırsın be. Ben 1000 altını kendim için istemiyorum. Bu fakir 3 köy halkına dağıtacağım. Takım alsınlar, çapa alsınlar, öküz alsınlar. Canını bağışlamam için bir şartım var. Arif. Buyur efendim. Sultanhisar'daki dava vekilini getir. Ağa bu toprakları köylülere hediye edecek. Efendim, sen beni kalbimden vuruyorsun. Olmaz böyle şey. İstersen kabul etme. Korkma, kurşunu kalbine değil beynine sıkarım. Hem fukara babası. Yoksa çocuğuna çoluğuna kavuşamazsın. Bedavaya gidersin galimallah. He efendim, kabul. Sen yalnız benim canımı bağışla. Yörük Efe ile hak ve hukuk yan yana gidiyordu. Bu okuması yazması bile olmayan delikanlı, her tarafa yetişiyor, iyi insanların bir koruyucusu oluyordu. Kimsenin hakkını kimseye vermiyordu. Üzeyir Çavuş'la aralarında bir çatışma başlamıştı. Fakat bu böyle devam edemezdi. Memleket için için kaynıyor, Osmanlı İmparatorluğu parçalanıyordu. Yer yer işgaller başlamıştı. Yörük Efe cahil bir hak çocuğuydu. Takip kumandanı Yüzbaşı Mehmet Bey onu buldu, her şeyi memleketin acıklı halini anlattı. Yörük Efe yiğitti, memleketini seven bir efeydi. Düze inmeyi kabul etti. Ona kır serdarlığı vereceklerdi. Yörük Efe aman aman kızlarla geliyor. Ah Yörük Efe. Hoş geldin Yörük Efe. Hoş bulduk Yüzbaşım. Nişanlın Feride'nin babası Hacı Yusuf'la konuştum. Derhal düğünün yapılacak. Sağ ol Yüzbaşım. Feriden, Feriden sen.
Çavuşum, Aydın işgal edildi. Düşman Sultanhisar'a doğru geliyor. Git başının çaresine bak. Bana bir emrin yok mu çavuşum? Çavuş mavuş yok burada. Ben de senin gibi zavallı bir esirim. Git başının çaresine bak. Abi Türk esir olur mu be? Düşman bu topraklara nasıl girer ki? Dur! Nereye kaçıyorsun? Abi siz misiniz? Ne o bu silahları nereden buldunuz? Senelerdir bu silahları bu an için sakladık biz. Senelerdir ekmeğimizi yediniz. Bizimle dost göründünüz. Dininizin cinsinizin ayrı olduğunu bile düşünmeden hepinizi kardeş saydık. Şimdi de karşımıza silahla çıkıyorsunuz. Ne yapalım bu sefer de sıra bizde çavuş. Efe takibine mi çıkıyorsun gene? Takibi be. Alay mı ediyorsunuz benimle? Telaşlanma, her şey düzelecek. Bütün memurlar, herkes maaşını alacak. Kimden? İşgal devletlerinden. Abi baksana sen benim yüzüme. Ben yalnız Türk devletinin memuruyum. Allah benim canımı bu üniformayla alsın. Artık Osmanlı kalmadı. Ben Osmanlı falan anlamam. Türk her zaman vardır. Ver tüfeğini. Artık sen bizim esirimizsin. Bütün Türkler bizim esirimiz. Türk hiçbir zaman esir olmaz. Vay alçak vay, kabadayılığı bırakmamış. Abi kahpeciyizler, yuh olsun size be! Bütün efeler silahları üzerine yemin ettiler. Düşmanlar barıştı. Artık yurdun her tarafında her silah bir hedefe, her kurşun bir düşmana atılacaktı. Camiye dolunca fitili ateşleyeceksiniz. Efeler, davranın silahlarınıza! Efelerin nazari, Üzeyir Çavuş geliyor! Abi şaka ediyorsunuz tekeli. Ne Üzeyir Çavuş kaldı, ne zaptiye, ne Osmanlı. İki paralık olduk. Bir can borcum kaldı. Beni de alın aranıza da canımı zorla vereyim şu heriflere.
Çavuş, biz birbirimize çok kurşun attık. Abi Efe, boşuna harcamışız o kurşunları. Hoş geldin Çavuş. Seninle omuz omuza çarpışmak bütün Efeler için bir şereftir. Camiye doldurmuş, hepsini havaya uçuracağım. Davranın lan efele, şehre gidiyoruz. Yörük efendim, Feyda başım yaralandı. Feride, Feride ne oldu sana? Yaralandı. Gel. Müdafaa kuvvetleri şehre girdiler. Acele takviye haber gönderin. Çok acele. Yar 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 aman
adetemde aleyhi. Şehri işgal eden kuvvetlere Türk Müdafaa Kuvvetler ismini koymuştular. Abi Türk Müdafaa Kuvveti dediklerinin bir avuç efeden ibaret olduğunu bilseler kahırlarından ölürlerdi. Yörük efendim, yörük efendim. Düşman şehirdeki kuvvetlere bir alay takviye yolluyormuş. Abi ne düşünüyorsun be yörük efendim? Asıl mücadele şimdi başlıyor. Bir papazla düşman kumandanına teslim olacağım diye haber yollamıştım. Bu fırsattan istifade bu gece Atça yolu, Malkaç Köprüsü'nde karargahlarını basacağız. Kendi milletinden olan kadınları toplamışla bir eğlence tertip ediyorlarmış. Hevesleri kursaklarında kalsın köpoğullarının. Beyde bacım nasılsın? İyiyim. Elimde ufak bir sıyrık vardı. Yörük Efe sağdı geçti. Geçmiş olsun. Her tarafı yakıyorlar. Baskınları yaptığı tarih 30 Haziran 1919'a rastlıyordu.
karşısında teşkilatlanmış bir Türk ordusu olduğunu sanan düşman, ilk şaşkınlığının sonucu Aydın ve Nazilli'yi terk etti. Fakat İzmir'den gelen büyük takviye kuvvetleri yüzünden Efeler Umurlu'ya çekilmek zorunda kaldılar. Ve böylece Umurlu'da İstiklal Harbi'nin ilk müdafaa hattı kurulmuş oldu. Yurdun dört tarafında milli hisleri galeyana gelen insanların meydana getirdiği ihtilal hareketleri, Büyük Atatürk'ün çevresinde şuurlu bir ordu haline geldi. Ege'nin efeleri, Erzurum'un dadaşları, Karadeniz'in uşakları, dört bucağıyla memleket tek vücut olmuş dövüşüyordu. Yüzlü kahraman efelerin çoğu vatan müdafasında kahramanca şehit oldular. Yaşayanlar da silahlarını bırakıp çapalarını ellerine aldılar. Şimdi onların ne yaptıklarını sorsanız bir yeni gelin gibi kızarır önlerine bakarlar. Dilleri tutulur, bir şey konuşamazlar. Şimdi yıllar geçti aradan. Zafer tatlı hatıradan başka bir şey değil. O günden kalma tek bir hazineleri var. Mustafa Kemal'in kendilerine verdiği en kutsal hediye, İstiklal madalyası. Çakar gözünde efeleri.